Mayıs 2023'te Bağcılar'da bir kız çocuğu kaybolmuştu. Aile çocuğunun bulunması için polise başvurmuş, gerekli çalışmalar başlamıştı. Öğrenilene göre kayıp kız çocuğu okula gitmiş ve okul dönüşünde evine gitmemişti. Görevli polisler tarafından yapılan araştırmada çevrede bulunan güvenlik kameraları incelenmişti. Küçük kız çocuğunun kaybının ikinci gününde kız çocuğunun okuldan çıktığı, okul çıkışında ev yolunda bir araca bindiği tespit edilmişti. Araç Metin Şenay isimli bir şahsa aitti. Metin, kayıp kız çocuğunun yaşadığı mahallede suculuk yapan bir esnaftı. Elde edilen bilgiler üzerine görevli polisler tarafından Metin Şenay isimli şahsın iş yerine operasyon düzenlenmişti. Metin, yapılan baskında korkup kaçmıştı. Görevli memurların iş yerinde yaptığı inceleme sonucu iş yeri içerisinde gizli bir bölme keşfedilmişti. Görevli ekipler dışarıdan normal bir su dükkanı olarak görünen iş yeri içerisinde kan donduran gerçeklerle yüzleşmişti. Gizli bölmenin kapısının açılmasıyla içeride baygın halde bulunan kayıp kız çocuğu ile karşılaşmışlardı. Odanın çoğu yerinde kan izleri belli oluyordu. Hızlı şekilde çocuk cehennem odasından çıkarılmış, Metin Şenay gözaltına alınmıştı. Gizli oda içerisinde yapılan araştırmada, oda içerisinde kağıt parçaları dikkat çekmişti. Bu kağıtlarda susma, konuşma seni öldürürüm gibi yazılar ve diske kaydedilmiş kamera kayıtları mevcuttu. Metin Şenay, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu anları kamera kaydı altına almıştı. Savcılık tarafından bu görüntüler incelenmiş ve Metin Şenay tarafından başka çocukların da istismar edildiği tespit edilmişti. Görevlilerin karşısında daha önce eşi benzerine rastlanılmamış bir vahşet vardı. Metin, yaptığı her istismarı kayıt altına almıştı. elde edilen belleklerden birisi çözülmüş ve görüntüler elde edilmişti. Diğer bellek ise açılmaması için şifrelenmişti ve en çok dosya şifrelenmiş belleğin içerisindeydi. Odadan polisler tarafından kurtarılan çocuğun anlattıkları kan donduran vahşeti açıklıyordu. Küçük kız okuldan çıkıp evine gitmek için yürümeye başlamıştı. Gerçekleştireceği vahşeti planlayan Metin Şenay Aracı ile çocuğun ilerlediği yola gelerek çocuğa eve yürümesinin gerek olmadığını, aracıyla onu evine götürebileceğini teklif ettiği öğrenilmişti. Metin, küçük kız araca bindikten sonra aracıyla onu dükkana götürmüştü. Dükkana geldiklerinde çocuğa bilgisayarda oyun oynaması için oyun açmış, daha sonra iş yeri içerisinde bulunan gizli odayı açarak küçük çocuğa içeri geçmesini söylemişti. Metin Şenay iki gün boyunca küçük çocuğa tecavüz etmişti oda dört duvardan oluşuyordu. Dışarı ses gitmemesi için özel malzeme kullanılarak yalıtım yapılmıştı. Küçük çocuğu gizli odaya kapatan Metin, çocuğun tuvalet ihtiyacını gidermesi için bir kap vermişti. Ona sık sık sessiz olmasını söylüyordu. Küçük çocuk ağlayınca, telefonundan dövülen çocukların videolarını izletiyordu. Eğer susmazsa kendisinin yakalanacağını, onun da yetimhaneye gönderileceğini, susmazsa onu öldüreceğini söylüyordu. Küçük çocuk yaşadığı vahşetin acısına dayanamıyor ve ağlıyordu. Yapılan araştırmalar Metin'in ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyordu. 2009 yılında 7 yaşında bir kız çocuğu ailesine giderek Metin Şenay isimli şahsın kendisini taciz ettiği söyleyerek durumu anlatmıştı. Çocuklarının anlatımı üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştu. Metin Şenay hakkında soruşturma açılmış ve soruşturma sonucunda 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Yargıtay, Adli Tıp Kurumunun o dönemde 7 yaşında olan kız çocuğunun istismara uğradığını, ruh sağlığının bozulduğunu raporlamasına rağmen, 7 yaşında çocuğun anlattıklarının somut delil olamayacağını değerlendirip, delil yetersizliğini sebep göstererek Metin Şenay hakkında beraat kararı almıştı. 2010 yılına geldiğinde ise o dönem 5 yaşında olan başka bir çocuğun anlattıkları buzdağının görünmeyen kısmıydı. Mağdur kız çocuğunun anlattıklarına göre Metin Şenay küçük çocuğa 5 yaşından 15 yaşına kadar 10 yıl süre boyunca düzenli olarak tecavüz etmişti. Çocuğun anlattıklarına göre Metin onu sürekli dükkanına çağırıyor. Gitmezse kızıyor ve öldürmekle tehdit ediyordu. Seninle evleneceğim. 18 yaşına gelince nikah kıyarız. Çocuğumuz olsun diyordu. Küçük çocuğun yaşadıklarına narin bedeni dayanamamıştı ve 15 yaşında felç geçirmişti. Yapılan araştırmada gizli odada bulunan deliller dışında önemli bir diğer ayrıntı ise odanın duvarlarında bulunan yazılardı. Sapık Metin Şenay, istismar ettiği çocukların isimlerini duvarlara yazıyordu. Duvarda yazılı isimlerin her biri savunmasız küçük çocuklara aitti. O isimlerden iki isim ise ayrı dikkat çekiyordu. O iki isim Metin'in baldızının iki çocuğuna aitti. Biri 12, diğeri 13 yaşında iki kız çocuğuydu. Yaşadıkları ev Metin Şenay'ın yaşadığı binadaydı. Metin, sizinle evcilik oynayalım. Diyerek dükkanına götürmüş, bilgisayardan oyunlar açmış ve hazırladığı odada iki kardeşi aynı zamanda istismar etmişti. İki çocuk kayda alındıkları için hiç kimseye bir şey anlatamamış ve diğer çocuklar gibi korkmuşlardı. Her o dükkana gidişlerinde bu istismarı yaşıyorlardı. Bu çocuklarda gerçeği anlatamamış, gerçekler savcılığın kamera kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıkmıştı. İki kardeş 2019 yılından 2023 yılına kadar 4 yıl boyunca Metin tarafından istismar edilmişti. Neden 2009 yılında konuşma cesaretini gösteren küçük çocuğun anlattıkları adli tıp raporuna rağmen ciddiye alınmamıştı? Küçük bir çocuk diğer çocukları kurtarabilecek cesareti göstermişken yetkili kurumlar neden o küçük çocuk kadar cesur olamamıştı? Bir başka önemli detay ise Metin Şenay'ın 2009 yılında açılan soruşturma öncesinde Gazi Osman Paşa'da yaşarken, açılan soruşturma sonrası beraat edince Bağcılar'a yerleşmiş olmasıydı. İlk soruşturmada delil yetersizliğinden beraat kararı ile kurtulan Metin için muhtemel olarak istismarı gerçekleştiremediği zamanlarda kendini tatmin etmek için kayda aldığı görüntüler bu sefer delil olarak kendi pisliklerini kanıtlamıştı. Peki ya o oda? bir odanın ses yalıtımını sağlamak malzeme ve teknik bilgi gerektirir. Metin bunları dikkat çekmeden nasıl yapmıştı? Bu olayın gün yüzüne çıkmasıyla onlarca çocuk itirafı ortaya çıkmıştı. Ya o açılamayan şifreli bellek? Metin, söylenenlere göre çevresine oldukça inançlı dindar bir profil çizerek çevresinin güvenini kazanmıştı. Unutmayın, Metin Şenay, gün yüzüne çıkan pedofililerden sadece birisi, bilmeden onlardan yüzlercesiyle hayatı paylaşıyoruz. Çocuklar bir ülkenin geleceğidir. Sizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle veda ediyoruz. Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Bu haberin bizde çok büyük bir etkisi oldu. Mahalle olarak, mahalle olarak o günü hiç uyumadık ve zan altındaydık. Tabii ki çok üzücü bir olay. Keşke olmasaydı. Ha, i̇yi birimiydi. İşinde gücündeydi. Neyin ne olduğunu bilmiyorduk. Neler yaptığını da bilmiyorduk. Ama dediğim gibi tabii ki olmasını istemiyorduk mahalle olarak. Aynı şekilde buradaki mahalledeki bütün çocuklar onun dükkanına girip burada su da içiyordu. Çikolata da alıp veriyordu. Dağıtıyordu da. Yediriyordu. İçine giren çıkan da vardı. Hepimizin çocuğu da girdi. Hepimizin çocuğu da su içti. görünürdü bir şey yoktu belki ama he, içinde belki fesatlık da vardı. Belki de yoktu. Bilmiyorum ama dediğim gibi adalet eğer gerçekten varsa bu ülkede Adaletin en ağır cezasını almasını istiyorum onun. E, dükkana giren başka çocuklar, su içen başka çocuklar evet. vardı dediniz. Mahalledeki çocuklar giriyordu yani. 5 yaşında, 6 yaşında, 10 yaşında, 13 yaşındaki çocuklar da giriyordu. Ve gözümüzün önünde girip şurada sebilde su içiyorlardı. Tabii ki gözümüzün önündeydi. Belki bir şey yapamıyordu. Belki o an hiçbir şey diyemiyordu ama... Bizden sonra tabii bir sabah işe gittikten sonra o zamanki süreçte öğlenki ve akşamki zamana kadar içeride ne yaşanıyordu, ne oluyordu onu bilmiyoruz. Sizce susan, konuşamayan çocuklar var mı? Onu bilmiyorum. Belki illaki vardır ama şimdi ne desem yalan olur. Var da desem o e, ne çıkar ya da ne çıkmaz onu da bilmiyorum ama kimdir kim değildir onu bilmem ama o günkü olayda o çocuğu orada ben gördüm. olaydan bahsediyorsunuz? Metin Şenay'ın bir çocuğu kaçırarak tecavüz ettiği ve gözaltına alındığı olayda beyefendi görgü tanıydı ve buraya geldi yaşananları gördü. O gün burada neler oldu? içeride nasıl bir tablo vardı? O kız çocuğu nasıl bir haldeydi? İçerideki tablolarda şimdi şöyle bir şey. Ben o günleri hatırlamak istemiyorum. İşin gerçeği yani şu anda gerçekten çok zor konuşuyorum. Oruçluyum. Yani içim kan ağlıyor bana o günleri hatırlatıyorsunuz ama tabii ki o gün o dükkana girdiğimde duvardaki yazılar, e, isimler tabii ki içeride evet bir ayrı bir odası vardı. İçerisi yalıtımlıydı, ayrı bir konu ama sosyal medyada patlak verince sonra burada bir hareketlilik olmaya başlayınca ben olayı tam anlayamadım işin gerçeği. Sonradan jetonum düştü. O an tabii kapı kilitliydi. Çıkmadı dışarıya. Camları mamları kırıldı, şeyler oldu. Mahalleli mi kırdı camları? Tabii bizler. Ondan sonra zaten polisler geldi zaten. Özel harekatlar geldi, herkes geldi zaten. O şekilde içeriye girdik. Açmıyordu kapıyı. Tabii biz polislerle beraber birkaç arkadaş de dahil olmak üzere içeriye girdim. Ben içeride onu da ee, yani yalan yok. Dövdüm. Yüzüne yumruk attım. Kaburgalarına vurdum. Vurdum ama tabii ki beni polisler ne kadar da olsa engelledi. Çocuk nasıl bir haldeydi siz bulduğunuzda? Çocuk bitkin bir haldeydi. Çocuk yani şöyle söyleyeyim üstü başı kan içinde gibi ee, çok bitkin bir haldeydi. Zaten çocuğu aldığımızda otomatikman direkt e, polis ekiplerinin kucağına düştü zaten. Yani yarı baygın tarzdaydı öyle söyleyeyim direk kucağına düştü zaten direkt ambulanstan otomatikman hemen hastaneye götürüldü ya. Ben o günleri gerçekten yaşamak istemiyorum. Çünkü benim kendi çocuklarım da var. Ee, bu sanık daha önceden de bir istismar suçundan yargılanmış evet. ve beraat etmiş. Size hiç bundan bahsetmiş miydi siz bunu Hayır. biliyor muydunuz? Hayır, yok. Biz sonradan öğrendik. Öyle bir şey olduğunu bilmiyorduk zaten. Sonradan öğrendik ama e, öğrendiğimizde zaten biz de yaşadık. Daha önce zaten bu ilk aldığı ceza paraya çarptırılmıştı zaten. İlk istismar suçundan parayla çıkmış, kefaretle çıkmıştı. Öyle konuşulmuştu. Biz buradaki polis ekiplerle, e, burayı bekleyen ekiplerle hep konuşuyorduk, diyalog içindeydik. Kefaretlerle çıktı söyleniyordu bize. En sonunda zaten hastanede kalp hastasıydı. İlaç ilaç da kullanıyordu. Bir sürü ilaçlar vardı içeride. Birkaç defa çocuklara da içirmiş. O ilaçlardan herhalde. Kendi ilaçlarından çocuklara içirmiş. Öyle de içirmişler yani. Hatta en son ki bu olayda muhabbette o çocuğa da içirdiğini söylemiş. Ekiplere, polis ekiplerine. Ee, anladığım kadarıyla siz mahalleyi çok iyi bilen, uzun yıllardır burada yaşayan ya burada bir isimsiniz. semtte yaşıyorum. Ee, şu an mahallelinin ruh hali nasıl? Anneler nasıl? Babalar nasıl? Şu anda size söyleyeyim mi? En basit en, en örneği şöyle. Her buradan geçen kişi, bu mahalleden her geçen kişi buraya baktıkça lanet ediyor. Öyle söyleyeyim. Yani şimdi şu anda burası bir depo olarak kullanılıyor ama buraya gelecek kişi ne kadar iyi ne kadar kötü bilmiyoruz? Anladım. tedirgin misiniz genel olarak? Tabii ki tedirginim. Niye? Benim çocuğum cama çıktı zaman buraya haberci geliyor veya başka biri geldiği zaman diyor ki ya baba diyor buraya yine o sucu mu gelecek diyor mesela. Ben de diyorum gelmeyecek. Ama ne kadar da olsa bir çocukta o algı problemi oluştu. Kaç yaşında? 8 yaşındaki çocuk okula gidiyor ve algı problemi her geçerken buradan yüzünü çevirerek geçiyor. E, sanığın 100 yılı aşkın hapis cezası isteniyor. Ne düşünüyorsunuz? Ya yani 100 yıl değil. Ben diyorum adalet eğer varsa bu ülkede adaletin en büyük cezasını almasını isterim. Vallahi buraya bir normal bir suçuydu. Birkaç sefer okul çocukları geliyordu yani. Bunları nereden duydunuz peki ilk olarak Metin Şenay? Şeyden de, burada olay o, olduğu gün duydum yani. Ne düşündünüz peki başka çocuklar ya olabileceğini? İnşallah düşün... olmaz yani. İnşallah muhabbet verirler. Peki başka çocukların olabilme ihtimali var mı sizce? Ne düşünüyorsunuz? Çıkarsa, çıkarsa olabilir yani. Hiç... Peki mahallede neler konuşuluyor bu konuda? Mahalle konuyla? tedirgin yani komşularım hepsi. Tedirgin. Niçin tedirginler anlatıyorlar Hı. mı? Ya bu olaydan dolayı. E sizin Metin Bey'le birebir irtibatınız, konuşmanız, sohbetiniz var mıydı? Nasıl bir karakterdi kendisi? Vallahi birebir sade su alırdım ben. Başka bir muhataplığım yok yani. Bu mahallenin neredeyse tamamına Metin Bey su dağıtıyor değil mi? Evet. Ee, siz okul çocuklarının geldiğini söylediniz. İş yerinin içinde mi gördünüz siz bu çocukları? Dışarıda gördüm yani. Birkaç şey o motosikletlerin peşinde gezdirirken falan gördüm. Ha, su dağıttığı motosikletin ha. peşinden çocukları gezdiriyordu değil mi? Doğru anlıyorum peki bu olaylar gündeme geldikten sonra başka çocuklardan bir şeyler duydunuz mu? Çevrede başka duymadım ben. Başka da yani komşulardan duyduğumu öğren şey ettim. Ya şimdi size de insan olarak bir sorumluluk düşüyor. 15 yıldır hemen iş yerinizin yan tarafında çocuklar istismarı uğruyor. Ne hissettiniz? Valla benim de çocuğum çocuğum var, torunlarım var yani. Bir geri 10 yıl sonra bıraktıktan sonra bu adaletin bir anlamı kalmaz ki. E, Metin Bey evli mi bu arada? Karısıyla ayrı dükkanda yatıp kalkıyordu. Yanımda yeni bir mahalle sakini var. Emirhan Kılıç. Emirhan bu konularda çalışmalar yapan, aslında toplumun en çok ihtiyacı olduğu bir meslek grubuna dair öğrenci. O mesleği yapacak ileride sosyal hizmet uzmanı olacak. Emirhan dehşetin yaşandığı dükkanın üst katında oturan bir isim. Ailesiyle beraber yaşıyor. Olayın en büyük görgü tanıklarından ee, dün hatırlarsanız sosyal medyada bazı yorumlar vardı. Uzun yıllar boyunca bu istismar sürerken mahalleli nasıl duymamış? Mahalleli sessiz mi kalmış? Komşular hiç mi ses seda duymamış diye yazan yurttaşlar vardı. Bugün tüm bunları Emirhan'a soracağız. Öncelikle geçmiş olsun. Şöyle olayın üzerinden 9 ay geçti. Ya yani, olayı yeni yeni unutmuştuk ki yani açıkçası birazcık üzüldük tekrardan. Canımızı sıkmıyor değil. Çünkü olay ilk yaşandığında bilmiyorum biliyor musunuz ama hani dükkana değil zira evimize dahi saldırıldı yani. Merak ediyorlarsa mahalleli de yani tepkili insanlar hepsi de bizi tanıyorlar. Ben burada doğdum büyüdüm. İkinci kısma gelecek olursak bu kişiyi ben ortalama 4 yıldır konuşmadığım bir insan üst katında oturduğuma rağmen kendisi silik bir karakterdi. Mesela su işi yapıyor herkesin binasına girip çıkıyor ama kimseyle ne selamı sabahı vardı ne de kimseyle iki kelimeden fazla konuşurdu. Hani bizzat gözümle gördüğüm için bunu söyleyebilirim. Sonrasında dükkana dışarıdan bakıldığı zaman ya içeride bir oda görünüyordu. Ama biz bunun amacını yani soğuk oluyor, ısıtması yok. Bu amaçla yaptığını sanıyorduk. Dışarıdan bakıldığı zaman sadece su şişeleri görünürdü. Başka hiçbir şey görünmezdi ve herhangi bir çocuğun tek başına girip çıktığını görsem veya böyle bir ses üst kattayım yani herhangi bir ses duysam ihbarda bulunurdum zaten. Her zaman da yani bu mahalleli birbiriyle iletişim halinde yani öyle çok da şey bir yer değildir yani burası insanların birbirini tanımadığı bir yer değildir. Yani o yüzden olay hiç de göründüğü gibi değil. Gözde görülür hiçbir şey yoktu. E, sosyal hizmet uzmanı olacaksın sevgili Emirhan. E, sizler de çok fazla bu konuda çalışma yapıyorsunuz. Evet. Cinsel şiddet konusunda vakalar okuyorsunuz. E, son dönemlerde ya da okuduğun, incelediğin vakalar içerisinden e, bu sanki biraz tüm cinsel istismar dosyaları vahim ve korkunçtur ancak e, bunun boyutunu nasıl değerlendiriyorsun? Benim merak ettiğim şey şu. Yani son olan olay olmasaydı bu ne kadar devam edebilirdi veya nasıl ortaya çıkacaktı? Yani bu kadar mı gizleyebildi? Ya da bütün olaylar burada mı yaşandı? Mesela onu da çok fazla düşünüyorum. Çünkü bütün olaylar burada yaşandıysa ve biz farkına varamadıysak gerçekten o da çok korkutucu. Yarın öbür gün başka biri gelse artık her yaptığı şeye göz bakmak zorunda kalacağız ki yani yanlış bir şey olmasın. Çünkü işin sonunda ikinci kez olduğunu düşünseniz de böyle bir olayın. O zaman da diyecekler ki ya siz de mi göz yumuyorsunuz? Ama asla öyle bir şey yok yani hiçbir şey görmedik. E, peki bu olaydan sonra mahallelinin ruh hali nasıl Emirhan? Mahalleli şu anda gergin tabii ki de çünkü kimse üstüne sorumluluk almak istemez böyle bir konuda. Herkes çünkü şeyin farkında böyle bir şeyin farkına varmalıydık diyor. Biz de diyoruz. Ama herkes de birbirine suç atmanın peşindeydi o zamanlar. Aradan çok uzun zaman geçti. Şu anda ama ortam biraz daha iyi eskisine göre. Ama... Ee, çocuklar korktuklarını, e, videoya alındıkları için susmak zorunda kaldıklarını anlatıyorlar. E, sence daha fazla çocuk var mıdır? İstismara maruz kalan çocukların ruh hali nasıldır şu an? Şöyle yani çocukları korkutmak çok kolay. Özellikle onlara böyle bir şey yaptıktan sonra korkutmak çok kolay. Ama daha fazla çocuk var mıdır sorusuna gelecek olursak ben bu mahalledeki çocukların hepsini tanırım. Burada doğup büyüdüm. Yani buradaki çocuklardan dükkana girip çıkanlar olduğunu biliyorum. Ama onlar arasında böyle bir şey maruz bırakabileceği bir çocuk olduğunu düşünmüyorum. Yani düşünmek istemiyorum açıkçası galiba. Ama böyle bir şey de varsa yani Umarım bir şekilde çocukların ailesi farkına varırlar. Yani çocuklarını sorgulamaları gerekir ailelerin. Çünkü en ufak belki bir laf arasında söyleyebilir çocuklar. Çünkü onların da içini rahatsız edecektir. Umarım varsa da öğrenilir. Çünkü çok fazlasıyla bir desteğe ihtiyacı olacak o çocukların. Umarım öğrenilir yani varsa. Dehşet iş yerinin üst katında oturmak sizi rahatsız, tedirgin ediyor mu? Genelde ben bugün buradan geçerken çok rahatsız oldum. Yolda yürürken çok rahatsız oldum. Şu an burada bulunmaktan rahatsızım. Fazlasıyla ediyor. Ya yani Beni bir nebze etmiyor. İnsanlarla karşı karşıya gelmek zoruma gitmiyor. Çünkü çoğu insan tanıyor dediğim gibi bizi ama annem çok rahatsız oluyor. Özellikle olay ilk olduktan sonra şöyle diyeyim size. Balkonda oturduğunuzu hayal edin. Önünüzden geçen her insan... Önce buraya bakıyor, sonra yüzünüze bakıyor. Sanki siz bir suç işlemişsiniz gibi. Failin 100 yıl aşkın hapis cezası isteniyor. Neler söylemek istersin buna dair? İçeride bir hayat yaşayacağı anlamına geliyor. Hayatını elinden aldığı çok fazla insan var. Kesinlikle idam gereklidir demiyorum ama daha sosyal açıdan onun alanını kısıtlayacak cezalar getirilmeli diyorum. Çünkü hak ettiğinin bir kısmını İnancımıza göre bu dünyada bulsun yine de diye düşünüyorum. Çünkü içeride öyle bir hayat yaşayacaksa yaptıklarının ne anlamı kalıyor? Burada da aynı hayat yaşıyordu çünkü. Dört duvar arasında aynı hayat yaşıyordu. Başka hiçbir şey yaptığı yoktu yani. Bu konuda daha önceki talimatlarımız açık ve net.